Merhaba Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Vallahi biz görüyorsunuz annemlerdeyiz yine. Yüksel koyunların katılına çıkmış. Hadi in oradan halacığım, in. Allah seni Yüksel. İnmiyorum diyor ama seni koyunlar yer. Yesin mi? Anne yer. Hı? Anne. Koyunlar seni yer halam. Anne benim. Sen onları yiyeceksin. İbrahim kasanı gösterin arkadaşlarımıza. Şöyle az ileri götür. Allah seni İbrahim. Çocuk olmak böyle bir şey işte değerli izleyicilerim. Küçücük bir şeyden mutlu oluyor bunlar. İbrahim kasaya yonca koymuş. O da onu çekiyor. Annemle biz de oturup çocuklara bakıyoruz. Merhaba de anne izleyicilerim. Merhaba. Öperim gözlerinizde. Aramızda tel var. Şöyle göstereyim. Ben de dışarıda el işi yapıyorum. Çok güzel oluyor dışarıda el işi yapması. Ellerim üşür. Yo, üşümüyor. Hoşuma gidiyor. Annemle şöyle karşı karşıya oturduk. Hatta diyorum ki anneme de sanki cezaevi gibi oldu diyorum. Sen karşımda, ben karşımda. Televizyonda görüyoruz ya hep değerli izleyicilerim. Güneşe verdim sırtımı. Annem sırtını güneşe vermiş. Pek güneş de kalmadı aslında. Ilık yine de. Bugün hava bulanık gibi. Ne yapacak herhalde? Hasan'la Cansu da koyunlara arpa getirmeye gittiler. İbrahim hayatımıza dökme annem. İbrahim onu getirme buraya. Hadi annem orada sür hadi. Tamam. Yükselin değil mi? Yüksel ayağını köpek gir amma köpek. Yükselin girdiği yere bir çekeyim sizlere. Köpekler değilsin sonra. Bir bakın. Şöyle koyunlarımıza patates kabuğu, portakal kabuğu, yonca ne bulursak ondan veriyorlarmış. Yüksel nereye girdi? Anne köpekleri yok mu? Ha hele Yüksel giriyor. Yüksel şuraya girmiş. Köpek burayı eşmiş. Açmış Yüksel de ayaklarını buraya sokuyor. Köpekler yok bugün. Koyuna gitmişler. Tatile gittiler. Tatile mi gittiler? İbrahim kazan yeni mi? Yeni. Wow, çok şıksınız İbrahim Bey. O ne halam? Ne koyuyorsunuz ona? Su. Su. Kim içiyor o suyu? Yüksel. Bir de Yüksel çeksin abisi. Bir. İbrahim. Ne kadar mutlu. Görüyor musunuz? Yüksel'in yüzündeki gülücüklere bakın. Bizimkiler yine iş peşindeler maşallah. Koyunlarımıza süt yemi mi bu Hasan? Arpa. Kuzu yemi mi? Ha arpaymış. Arpa getirmişler. Zaten arpaya gitmişlerdi. Ben motorundan gittim sanıyordum Hasan. Yok arabayla gittim. Motorun gazetesi biri boş olabilir. Annem heybe istiyor. Bu da eşeğimizin heybesi. Heybe yırtılmış. Bugün bayramı yere atmış. Şöyle göstereyim heybemizi. Bu. Sağ ol. Bu da Gülsüm ablam. Gezmeye çıkmış. Yürüyüş yapıyormuş. Ben de biraz sonra çamlığa gideceğim. Oranın videosunu çekeceğim değerli izleyicilerime. Kızlarına bay bay yap. Hadi görüşürüz. Bu da anne bu şey mi? Eski neydi bu? Ha eski dokuma heybeymiş. Ama modeli ne yani? Ne heybe bilmiyorum ki modeli neyse. Pıtırak mı? Bu pıtırakmış. Bu yundan mı yapılmış ki? Yok canım. Öyle şeydi. Ama el işi yani. El işi canım. Şey, el işi değil. Makineler işte o. Bunu. Evet canım. El işi hiç bilemem. Yani. Aynı pıtırak gibi. Şöyle su ipi deriz buna. Şu kenarındakine. Bu da eşeğimizin hebesi. Hebe. Oba. Avurmuş kız. Şey de canım da. Baba sağlamdan yaptı de. Şunu yapıyorum. Annem şimdi bunu yamayacak. Şalvarla mı yamayacaksın anne? Şalvarla yamayacağım. Elim kanadı bağlı.
Ne oldu? Çatladı mı? Sok sok dışarı çatlamış. Şu patlaklarına ne basacaksın yani? Yıkadım. Turşuları septim, ha. Temizledim. Turşuları sepmiş annem. Soğandan İşte, oraya koymuş. Yemediklerimizi. He bey şöyle bir aç da bir baksınlar anne. İki tarafını da. Bu he bey. Bu şey ya. Bu makine dokuması herhalde. Ha. Bilmiyorum da. Böyle satarlar herhalde. Makine dokumasıymış. Yetiştirmiş hanım. Ben bunu direkt Bıraçırmış. Bu heybeyle eskiden ne yaparlardı anne? Mesela eşeğin üstüne koydukları zaman niye kollardı? Seldir kayısı getirirlerdi, üzüm getirirlerdi. Ekine giderken de destileri doldururlar giderlerdi şuralara. Hı. Azık kollardı. Çoban niye koyuyor? Çoban da azığını koyuyor, suyunu koyuyor. Kocuğunu koyuyor, çayını, çaydanlığını koyup götürür. Koyun kuzladığı zaman? Koyun kuzladığı zaman onu ayrı dikerek buna koymaz. Ha, kuzusunu koymaz mı? Hı, temiz olmaz o zaman. Ha. Ben buna konulur sanıyordum buna vallahi. Buna konacağım da yani buna koymazık. He. Kasakla yer diye konur o. Nereye gidiyorsunuz? Şuraya koyacağım. Kasakla akşam şey gidecek. Oyna. Hala bu orta sesi bulur. Dur. Anne buraya açtım. Tak alam geri tak. Dur çekiyorum. Tak yüksel, tak oraya. Açıyor. Bak, uzak. Oraya tak oraya. Yaptım açılıyor. Yükseldi maşallah. Vallahi boyu küçük ama aklı çok büyük. Kimin aklına geldi böyle yapmak? Aklımı kaldırıyor aklımı. Pin takıyor oraya, pin. Pin takıyor. Pin Yoruldun mu, yoruldun mu? Yoruldun mu? Şedim. Üşüdün. Çimuk şedim. Nereye lan? Çimuk. Nereye? Ben sana. Şuna. Merhaba, yine sizlerleyim. Şimdi Gülpınar'ımızın çamlığını göstereceğim sizlere. Görüyorsunuz buralar çam. Biz ta çocukken ekilmişti bu çamlar. Şimdi ben 30 yaşındayım. Neredeyse 25 senedir falan var bu çamlar. Şimdi yakından çekim yapacağım sizlere. Bu uzak hali. Neredeyse... Burası kaç dönüm gelir kız Cansu? Vallahi bilmiyorum ki, bura bayağı büyük. Bir de şöyle, yavaş yavaş Gülpınar'ımın evlerini göstereyim. Bu yakın halleri. Şu ev şato muydu Cansu? Şu değil miydi şato? Şu, rengi olan. Şu işte. Şu ev şatoymuş değerli izleyicilerim. Biraz daha yaklaştık. Canlar görüyorsunuz. Burası yeni dikim. Şu büyüklerden hariç dikildi burası. Şimdiki başkan diktirdi galiba. Burası çamlığımızın taban kısmı. İbrahim sen de ekecek misin dal? Ekeceğim. Çevreye destek vermeliyiz. Dal dikmeliyiz. Hava bayağı bulandı. Neredeyse akşam ezanına yakın oldu yani. İkindin. Çamlarımızı görüyorsunuz. Pek güzeller. Büyük büyükler. Bakımlar yapılıyor. Aralarında hiç ot yok. Görüyorsunuz. Küçük el sürme motorları var. Çift motorları. Her sene iki defa sürülüyor galiba. Arkadaşlar biz akşam burada piknik yapacağız şimdi. Bu arada soluk soluğa kaldık, kusura bakmayın. Çamın büyüklüğüne bakın. Hepsi aynı hizada. Ben buraya geleli bir sene oldu. Geçen sene bu seneler gelmiştim bu aylarda. Yine Cansu'yla gelmiştik, mantar toplamıştık. Bu dalların aynen arasında mantarlar oluyor. Hem has mantar hem de böyle yeşil yonca mantarı deriz biz. O pek yenmez. Ama has mantar veya şu çayır mantarı genelde samanların
altında büyüyen mantarlardan olur. Gerçekten çok lezzetli olur. Öyle. Burada çocukken de şu gözüken yerde kar yağardı. Biz buraya kadar gelirdik. Kayardık. Ve kayardık. Çok güzel günlerimiz geçti. İnanın çocukluğumuz da çok güzel geçti. Gülpınar'ımız da. İnsanın kendi memleketi gibi yok. Öyle söyleyeyim. Bunlar da sarı kefen deriz. Sarı yalangı. Burada sarı yalangı derler ama sizin oralarda ne derler bilmem. Kefen deriz. Ağaç herhalde bu da. Şu da kurumuş hali. Bakın şunlar da yeni çıkıyor. Bunlar sobaya çok güzel yanıyor. Aynı çıtlık gibi. Şu kurumuş hali yani geçen senenin, bu da bu senenin olacak. Bu da büyüyecek, bunun gibi olacak. Aynen. Biz eskiden burada şey toplardık, kıvırma derdik. Böyle sarı sarı çiçekler olur. Biz bu da akşam piknik yapacağız. Böyle çamın yanında bir göster beni Cansu. Çam çok yüksek. Gün batımıyla da çok güzel çıktı. Dur. Çam çok yüksek görüyorsunuz, bayağı yüksek yani. Şu, şimdi nasıl görünüyor bilmiyorum. Çamlarımız bayağı yüksek. Neredeyse diyorum ya 25 sene oldu bu çamlar dikileli. 25 sene de güzel bir sene yani. Bunlar pek sulanmıyor. Aynen. Bu yağmur ile kar ile oluşan çamlar ancak bu kadar olur. Zaten şöyle göstereyim, sulama yerleri var ama ben hiç görmedim bunların sulandığını. Aynen. Şöyle bir de Gülpınar'ımızın görünüş halini gösterelim sizlere. Camilerimize bakın. Şu gözükenler camilerimiz. Şöyle bir aradan göster Cansu. Bak. Şöyle yakınlaştırayım. Şu yeşil gözüken camimiz Koyunluk Camisi. İki çamın arasındaki. Şurası İnar'ın Camisi. Şu iki gözüken Yemenici Ahmet Hoca'nın camisi. Şu da İnar Mahallesi'nin diğer bir camimiz. Bir de şurada var. Orası da Tuzla Camimiz. Karşıda gözüken dağ da Nenezi Dağı. Oraya bir kar yağdığını düşünün. Tıpkı Hasan Dağı gibi oluyor. Aynen. Şöyle bir gezdir Cansu Gülpınar'ımızı. Bayağı Gülpınar'ımız büyük bir kasaba. Buradan Gülpınar'ımıza hasret kalan gurbetçi arkadaşlarımıza, izleyicilerimize selam olsun. Bayağı Gülpınar'ımızdan destek geliyor bizlere. Yorumlarınızı alıyoruz. Gülfiye, Gül Hanım. Sevgiler, selamlar olsun. Şöyle yukarısına doğru bayağı bir çıkalım. Daha sonra biraz da oradan çekim yapalım sizlere. Vallahi insanın kendi memleketi gibi yok. Taşına toprağına kurban olayım köyümün, kasabamın. Ben çok seviyorum yürümeyi, yeşilliği, doğayı. Rabbim beni bunun için yaratmış değerli izleyicilerim. Yorulduk oturduk. Vallahi pek bayır çıkması zor. Şöyle bir bayırımıza bakın. Eskiden bu yoldan bağa giderlermiş. Bağlarımız çok uzakta bizim. Neredeyse Gülağaç kadar uzaklıktaymış. Eşekle gidermişler eskikiler. Böyle yürüyerek giderlermiş. Şu tarafta bayağı ileride. Bir de öyle boş gitmek de yokmuş yani. Kürekleri olurmuş ellerinde. Kürek, keser, gözünü açmak için bağ budama makası. Ondan sonra oranın suyu yokmuş, su götürürlermiş, kahvaltılık, böyle kahvaltı yemeklerini yemek için akşam gelirlermiş. Annemler hep öyle zorluklar yaşamışlar ama şimdi ne bağının kıymeti var, ne bahçenin, ne üzümün, ne pekmezin. Aynen. Gerçekten hiçbir şeyin değeri de kalmadı. Sevgisi de öyle söyleyeyim değerli izleyicilerim. Canlarım, İbrahim de benim peşimi hiç bırakmıyor. Bu da benim kötü tohlum. Yüksel ağzıttık, İbbuş'u ağzıtamadık. Bu anladı bizim kaçacağımızı. İnanın dilim damağım kurudu. Bir de böyle dil tamam kuruma başladı. Şeker hastası mıyım yoksa ben? Bende de var o. Allah Allah. Ahırdayken gidiyorum, su içiyorum, geri geliyorum. Normalde hiç öyle. Böyle olmazdı. Şimdi hasta gibi boğazım kuruyor. Böyle suya ihtiyacım oluyor sürekli. Allah Allah. O neyden bilmiyorum. Bir doktora da gitmiyor. Şu çamlığımızın tamamen görünüşünü bir gösterelim sizlere. Thank you.
bir kolaylığı vardır. Zorlandık, çıktık. Şimdi kolayca ineceğiz Allah'ın izniyle. Koşma, burnun kırılır İbrahim. Hadi. İbrahim. Bu arada burada çok kuş yuvaları olurdu eskiden. Biz çocukken bu çamların içinde çok kuş yuvaları olurdu. Biz hep küçükken bulurduk kuşların yuvasını, bakardık yavruları kaç tane diye. İbrahim aşağıyı buldu. Sıra geldi bize. Bir de biz koşalım. Bakalım İbrahim kadar koşabilecek miyiz? İnsanın kendi köyü, memleketi gibi yok. Nereye gidersek gidelim. Aksaray'a gidiyoruz mesela. Hastanesine olsun. Bilmem gezmesi olsun. Ama akşam oldu mu insanın evine gelip ayağını uzatıp serip oturası geliyor, çayını koyup dinlenesi geliyor. Nereye giderseniz gidin. Hani bir söz vardır. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle vatanım, ille vatanım demiş. Vallahi insan vatanını, memleketini, toprağını sevdikten sonra altın kafes vız gelir. Öyle söyleyeyim. Bu sayede hem sizlere çamlığımızı gezdirdik. Hem de bir temiz havasından aldık. Cansu gelinimizle gidiyoruz. Evet, Cansu gidiyoruz. Buradan selam göndermek istediklerin varsa gönderebilirsin diyeceğim ama Cansu'nun ailesi hep yanında. Evet, aynen öyle. Yine de bir izleyicilerimize merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Elma Saplan'dan bana gelenler de var. Onlara da çok teşekkür ederim. Ay, senin kalplerini severim. Için. Öyle evet. Herkese selam olsun. Aleyküm selam olsun o zaman. Aynen öyle. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin çocukluk gibi yok değil mi Cansu? Aynen öyle. Bir kuşun koşuşuna bakınca ben de koşuşum gelir ama yok. Gidemiyorum. Yaşlanmışsık vallahi. Daha 30, ben 30. Cansu ben 21. 20. Sen 21. 20-21. Ama Cansu kendini yaşlanmış hissediyor. Ne hikmetse ben de içim bazen çocuk gibi oluyor. Bazen ben de yaşlanıyorum. Hiç canım bir şey istemiyor. Dışımın güldüğüne bakmayın. İçim bazen kan ağlıyor. Öyle söyleyeyim. Tabii canım. İlla bir dert olacak. Yani hiç olmuyor işte. Dertsiz başı sokuya koymuşlar. Ezmişlerdirdi hasibebim. Ebemin öz sözlerinde. Bak o ne demek biliyor musun Cansu? He ne demek? Yani ağrısız baş. He. Dertsiz baş demek, ağrısız baş demek. Soku da ne biliyor musun? Eskiden bulgur ezerlermiş. Yani un yaparlarmış. He. Böyle keser gibi bir şeyle yani tahtaymışmış aslında vurdukları şey. He. Öyle de yani demek ki ataların bir bildiği var. Aynen öyle. Atalar ne dediyse doğru demiş vallahi. Dertsiz başı sokuya koymuşlar, ezmişler der. Çok güzel bir söz. Yani herkesin sınavı ayrı ayrı. Öyle söyleyeyim. Allah herkese güzel sınavlar versin, kolay sınavlar versin. Allah milyenle karşılaşsın. Aynen kimseyi Allah'tan korkmayan kişilerle karşılaştırmasın. Mesela şu an çok keyifli bir şekilde çıktık. Kafa dengi çocuk gibi Cansu'yla gittik. Güle oynaya geldik sizlerle. Çok güzel bir günümüz geçti. Mesela ben şu an buraya çıktım. Çocukluğum aklıma geldi.
Böyle benim burada anım olmadığı için pek gelmiyor da hoşuma gidiyor temiz havası. Hı-hı. Bir de şöyle göstereyim. Bu yol yeni yapıldı. Eskiden yoktu Gülpınar'ımızda. Burası eskiden bizim top sahasımızdı. Şöyle göstereyim. Burada eskiden gençler top oynardı. Çok güzeldi buralar. Şu evlerin hiçbiri yoktu. Biz buraya harman yeri derdik. Çelme topu oynardık. Çelmeli top. Vallahi pek güzeldi ya çocukluğumuz. Şimdi her şey değişti. Bundan bir 10 sene önce, öyle söyleyeyim, tam olarak tarih olarak bilmiyorum, Gülpınar'a bir yağmur yağdı. İnanın sel geldi. Bizim ne yakacaklığımız kaldı, ne ahırımız kaldı, ne samanlığımız, tavuğu, cücüğü, kuzuyu, koyunu aldı götürdü gitti. Bir bundan 10 sene önce diye hatırlıyorum ben. Ben bilmiyorum yani tarih olarak. Daha sonra bu yer kazıldı. Yani bu su gitsin diye yapıldı burası. Şöyle bir gider borusu kondu. Şu torbalarda sadece uçan torbalar mı yoksa? Şöyle gider borusu kondu kocaman. Bu şekilde böyle yer açtılar. Aslında burası dümdüz bir alanımızdı. Şöyle göstereyim. Şu karşı gözüken yerde Gülağaç ilçesi, hastanesi. Arkadaşlar, videomun sonuna geldim. İnanın hem üşüdüm, hem mutlu oldum, hem eski anılarım canlandı. Allah sizden de razı olsun. Gerçekten sizler sayesinde çocukluğuma döndüm. Yani eski gördüğüm yerlere gittim. Şöyle göstereyim. Burası çocukluğum. 30. seneme doğru beni götürdünüz yani. Allah razı olsun. İnşallah beğenirsiniz videolarımı, vloglarımı. Videolarımı beğenirseniz bir beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Videomu buraya kadar izleyip de hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Karnınız doyurursa ben de oturum. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Biraz sonra koyunları emzirtmeye gideceğiz. Hep beraber. Bakalım Cansu gelin neler hazırlamış bizlere. Yüksel var yerseniz. Yüksel. Acı mıymış biber? Biber, yüksel salata yiyordu. Çoban salatası. Başta domatesten yiyordu. Galiba içinde biber de gelmiş. Nasıl ağlıyor. Sonra da diyor ki babama, bana diyor pekmez. Biliyor da aklını keseceğini. Yoğurdumuz var. Köy yoğurdu. Organik. Şöyle fırında mangal maşası yapmış Cansu gelin. Biber közlemiş, soğan közlemiş, domates. Bu da çoban salatası mı baba? Babam çoban salatası can istemiş. Ben de çoban salatası yaptım. Bunun içinde marul maydanoz yok. Sadece salatalık, domates, soğan ve biber var. Organik pekmezimiz var. Anamın çıtlığı var. Anam çıtlığı bitirmiş, dağıtmış. Maşallah. Bunların elleri durmaz zaten. Şöyle Bayram kardeşim var. Bayram da her zaman gibi yemeğin başında da telefonu da gidecek az sonra. Hasan kardeşim var. Selam olsun herkese. Bugün ablam kızıyor. Bugün reklam yapmayacağım. Herkese selamlar diliyorum. Babamdan geldi. Babam da koyundan gelmiş yazık. Bu arada yorum. Baş çoban. Arkadaşlar, bugün ne oldu baba? Şey... Davarda bir anlat anını. Yok canım. Karısın ben özür dilerim. Bunun bizim bindiğimiz eşek var. Eşkene gitmiş. Evet. Bayramda bir gün önce eşeğe dövmüş. Eşeğe bir ön getirdim ben. Eşek de dövmüş. Eşeğe saldım. Bayramda eşeğe tutmaya koptu. Bayrama bir depik vurdu. Uçurdu. Aracı yerini, nevesini kesti. Eşekten düşmüşe mi döndü Bayram? Bir daha eşeğe de vurmam, eşek de bana vurmasın diyor. Allah seni Bayram. İşte etme bulma dünyası. Bayram, bu devirde yaparsan öte devirde çekersin. Bayram, öte devirde çekmemiş. Hadi soğumadan, o zaman afiyet olsun bizlere. Soğumadan. Baba şöyle yakın, eşeğe peşin. Acaba eşeğe peşin. Başka Yüksel. Kim nesin halam eşi? Ben benim eşi. Şu benim eşi. Ben benim. Benim mi? Sen ne? Allah sizlerden razı olsun. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.